أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Sayın Valim, İstasyon Mahallesi Van Büyükşehir olmadan önce, Van Tuşba Belediyesi kurulmadan önce buralar insanın giremeyeceği, özellikle yanı başınızda hemen gördüğümüz Polatoğlu İlköğretim Okulu yanı başındaki anaokuluna böyle bir yağmur yağdığı zaman buradaki mahalleli kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Çocuklarıyla öğretmen, öğrenciler o okula ulaşamayacak durumdalardı. Yani diz boyu suya, diz boyu çamura batmaya mahkum edilmiş olan bu aziz millet, bu kadrişinas vefalı halk, hamdolsun Tuşba Belediyesi ile, belediyenin kurulmasıyla buralara, insanlarımıza, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın her daim söyledikleri gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket eden Tuşba Belediyesi buraları yaşanır hale getirdi. Asfaltlarımız hamdolsun büyük şehrimizle birlikte artık Van eski Van olmaktan çıktı. Sayın Valim, 6-8 Ekim'de PKK terör örgütü ve bunların yandaşları olanlar başta camilerimizi, ibadethanelerimizi, Kur'an kurslarımızı, Bediüzzaman külliyesini yakan bir zihniyet ile bugün camileri imar eden, camileri hizmete açan, halkın gönlüne, kalbine dokunan bir hamdolsun yönetimle bu halk birlikte yürüyor. Aynı zamanda Genel Şehir Başkanlığımızın bu yıl cami, şehir ve medeniyet temasıyla 1-7 Ekim tarihleri arasında camiler ve din görevleri haftası ve bu münasebetle de bu cami-i kebirin şu anda temelinin atılması çok büyük anlam ifade ediyor. Ama inanıyoruz ki temeli atıldıktan hemen kısa bir süre içerisinde inşallah biz bu caminin açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Camiler İslam medeniyetinin kalbidir. Medeniyetimizde hiçbir şehir camisiz, mabetsiz düşünülemez. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında ashabıyla birlikte Medine'nin kalbinde derhal Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiştir. Mescid-i Nebevi Medine'nin merkezi, medeniyetin beşiği olmuştur. İlim, irfan, ahlak, adalet, sevgi, saygı, şefkat, muhabbet, merhamet ve dünyanın dört bir yanında bütün bu değerleri Medine'den her tarafa yaymıştır. O günde bugüne kadar İslam beldeleri camilerin etrafında şekillenmiştir. Hasılı cami şehrin ruhu ve bedeni olmuştur. Biz müminler için camiler hayattır. Zira camide yalnızca Allah'a kul olmanın, sadece onun huzurunda eğilmenin hazını iliklerde kadar hissederiz. Bu yönüyle camiler bizim için her daim bilgi, hikmet,
ilim, ahlak mekanlarıdır. Rabbimizi, dinimizi, Kur'an'ımızı, peygamberimizi, kardeşliğimizi ve hayatın ta kendisini camilerden öğrenmekteyiz. Birçok cami elbette yapılmıştır. Ama şu anda yapılacak olan cami kebir, 4000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği ve yine bu cami kebir mevcut olan mimarisiyle ve bulunduğu mekanıyla tüm bölgeye en güzel hizmeti sunacaktır. Burada çok kıymetli vakitlerini ayırıp bu güzel caminin temelini attıktan sonra inşallah dualarıyla, destekleriyle en kısa sürede inşallah bu caminin açılışını hep birlikte göreceğiz. Evet, bu zaman içerisinde hemen hemen her hafta başta büyük şehrimiz olmak üzere Tuşba, İpek Yolu, Edremit, Erciş, bütün belediyelerimiz hemen hemen her gün açılış programları, temel atma programları gerçekleştiriyoruz. Ve inanıyoruz ki bu hizmet aşkıyla, bu kervanla bu memleket daha güzel hizmetlere kavuşacaktır. Ben hemen yanı başımızda Selahattin Eyyubi Parkı'yla bu mahalleliğe dokunmuştuk Tuşba Belediyesi olarak. İnşallah cami kebir olarak da gönüllerine dokunarak bütün bu halkımızın, istasyon mahallemizin hizmetkarı olacağımızı tekrar huzurunuza söz veriyor. Tekrar teşrifinizden dolayı her bir ayrı ayrı teşekkür eder, saygımızı sunuyoruz. Tuşba Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Fevzi Özgökçe Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Sayın Vali, aynı zamanda bu hafta Ekim'in ilk haftası. Ekim'in ilk haftasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın almış olduğu çeyrek asırdan beri bir kararla camiler ve din görevlileri haftası olarak belirlenmiştir. Her yıl bir tema üzerinde durulmuş. Bu yılki tema cami, medeniyet ve şehir konuları tema olarak kabul edilmiştir. Sayın Vali, ilimizde büyük camiler olduğu gibi küçük mescitler de var. Ancak bayram ve cuma namazlarında mevcut camilerimiz ihtiyaca cevap vermemekte ve vatandaşlarımız izdiham ile sıkıntı çekmektedirler. Bu münasebetle gerek depremden sonra devletimizin en kısa zamanda 19 tane cami yapması, bunun yanında hayırsever vatandaşlarımızın kısa sürede güzel camiler yapması hepimizi sevindirmekte ve bizler için bir iftihar vesilesi olmaktadır. Tuşba ilçemizde büyük bir camiye ihtiyaç var idi. Bu ihtiyacı gidermek üzere plan proje üzerinde çalıştık ve netice itibariyle kendisine has özgü bir proje ile Orta Asya izlerini taşıyan, Selçuklu izlerini taşıyan, Osmanlı izlerini taşıyan bir cami inşa etmek üzere projelendirdik. Bu caminin iç mekanı 2500 kişi cemaat kapasitelidir. Çadır kısmı dediğimiz kubbenin altı 900 kişiliktir. Ve bu kubbede, bu camide direkler bulunmamaktadır. Bu tamamen Orta Asya'da Taşkent, Buhara ve Yesi'den ilham alınarak bu gerçekleştirilmiştir. Ancak bu camimizin maliyeti 6 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyemiz, Tuşba Belediyemiz ve vatandaşlarımız yardım etmişlerdir. Yardıma da devam etmektedirler. Biz yardım eden bütün vatandaşlarımıza
hayırseverlerimize şükranlarımızı arz ediyor. Bu caminin kısa sürede tamamı ermesi için valıların, özellikle tuş valıların, özellikle hali vakti yerinde olan vallı iş adamlarımızın yardımlarını bekliyor. Tekrar katılımlarınız için şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. Sözlerimin başında sizlerle birlikte bu muhteşem mabedin temel atma törenini gerçekleştiriyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu güzel ibadet mekanını, bu güzel ibadet mekanının temelini atmayı bizlere bahşeden Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Cami inşa etmek veya yapılmış camileri koruyup yaşatmak, Yüce Allah'a samimi kul olmanın tezahürüdür. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkanlar imar ederler buyurmaktadır. Yine Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bir kimsenin mescide alakasını görürseniz onun mümin olduğuna şehadet ediniz buyurmaktadır. Çok değerli hazirun, camiler gönülleri imar etmek için inşa edilirler. Ve gönülleri imar edenler yeryüzünü de imar ederler. İnşa edilen her yeni cami bu topraklara vurulmuş bir yeni mühürdür. İnşa edilen her cami bu topraklarda barışın, hakkın, hukukun tesisi için atılmış ileri önemli bir adımdır. Bugüne kadar camimizin bu aşamaya gelmesinde emeği olan, destek veren dernek başkanlarımıza, dernek üyelerimize, Tuşba Belediye'mize, müftülüğümüze, Büyükşehir Belediye'mize ve katkı sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle bizlerin, hepimizin ortak gayretiyle bu muhteşem mabedin çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak bölgemizin hizmetine sunulacağına yürekten inanıyorum. Camilerimizin, minarelerimizin kıyamete kadar bu topraklar üzerinde dimdik kalmasını, ezan seslerinin bu semalarda sonsuza kadar yankılanmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu caminin bölgemiz için, ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr ve bil aun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin. Sayın Valimize, kıymetli Haziruna katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.